Alo. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Ha, duyuyor musunuz efendim bizi? Evet, duyuyorum efendim. Bursa'dan, güzel şehrimiz Bursa'dan efendim. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Sağlık, afiyet diliyorum. Buyurun. Hocam benim babamın 5 tane çocuğu vardı. Babamın 5 tane çocuğu var. 5 çocuğu da hep 4'ünü okuttu. Gücü yettiği kadar ortaokul mezun etti. Kızını, oğlanları daha yüksek okuttu. Beni ise hiç okula vermedi. Affedersin, evlenirken de çeyiz veremedi. Elimde yok dedi. Ablasını evlendirdim. Oğlumu okutuyorum, yok dedi. Çeyizini de vermedi benim. Evet. Ondan sonra kalktı. TOKİ evi çıktı. Dedemden dolayı, İskan Müdürlüğü'nden dolayı TOKİ evi çıktı bize. Babam evet. Da oraya geldi. Oraları İskan Müdürlüğü yazarken benim üstüme yazdırdı. Bana TOKİ evi çıktı. Evet. TOKİ evi çıktı hocam. Çok evine de İskan Müdürlüğü'nden dolayı gittim, bana çıktı. Bana yazdırdığı için bana çıktı. Tamam. Aldım onu ben. Onu verdi babam bana. Önce kardeşlerim hiç ses etmediler. Evin Nice'den gittim, şeyin tabisini aldım. Avukat tuttuk, parayı yatırdık. Öyle böyle ettik. Ev bana çıktı. Ev bana çıktıktan sonra kardeşlerim, Fatih sen niye orayı alıyorsun? Ama sizi de okuttu, size de her şeyi sundu size de. Yok, evi bittikten sonra ablamla erkek kardeşim benim bana çınağı taktılar. Babaları da yoktu, ben onları yetim büyüttüm. Çocuklarına dedi ki, dedemin size verdiği evi niye anne sizden alıp da ayılarıma, teyzelerime veriyorsun? Verdirmediler büyüdükten sonra. Şimdi ise ablam 6-7 senedir benimle konuşmuyor. Erkek kardeşim neyse. Beşli bu bana haram oldu. Sen ne yaptın hocam? Param yok ki. Para verem onlara, kendini kurtaram. Babanız ev senin olsun mu dedi, yoksa ödemeyi babanız yaptı da mecbur yok, sen... Yok, yapmadı. Babam ödemeyi yapmadı hocam. Zaten çok iyiydi. Hayır, o eski evi size mi vermişti? O eski ev yani, yıkılmadan evet, önceki evet. Ev sizin mi olsun dedi babanız? Evet, evet, eski evi bana verdi, benim olsun. Ben o yanlarında başı yaptım, bir şeyler uğraştım. Yani o sizin olsun dedi mi babanız? Tabii ki dedi hocam. Tamam, daha ne istiyorlar ya? Yok, vereceksin değil mi? Niye vereceğim? Baban vermiş zaten sana. Evet hocam, iyi ki tapu üzerine almışsın, yoksa alırlardı. Evet, zaten o evi küçük oğlum 13 yaşındaydı babası ölende. Orayı sattım. Üstüne bir şeyler hani borç ödüyoruz. O borç verdi. Tamam. Burada. Yok, onların alacağı bir şey yok. Hayatındayken babanız size vermiş onu. Sıkıntı yok. Yani ahirette bana bir günah yok. Ama şöyleyse durum tehlikeli. Mesela babanız o evi bütün kardeşlerinize verecekti de mecburen tapuyu senin üzerine vermek zorunda kaldı resmi işlemler için. Sen de tapuyu aldın da orada diğerlerin hakkını gasp ettiysen günahkar olursun. Ama yok, baba dedi ki zaten bu ev senin. O da TOKİ ile yeniden yapıldı ev. Sana verdiler. Tapusunu sen aldın. O senin. TOKİ evi öyle bir ağam şağam da değil yani. Olsun, ağam şağam olsun isterse saray olsun. O senin hakkın. Peki ablacığım, sorumuzun cevabını aldık mı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki, hayırlı günler. Hayırlı programlar dilerim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bursa'ya selamlar efendim. Ya geçen gün. Alo. Alo. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Meydanlar şehri Konya'dan selam olsun hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Ne güzel yerdesiniz. Evet, evet. Bekleriz şehrimize de her zaman. Sizlerden istifade etmeyi çok Allah isterim. Allah razı. Geçenlerde geldim, ziyaret ettim Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini. Ne mutlu hocam sizlere. Buyurun. Alalım sorum sorunuzu. Daha doğrusu iki sorum olacaktı hocam size. Dinliyorum. Benim kızım yoğun bakım sağlıkçısı hocam. Şimdi bu çocuklarımız orada erkek hasta, kadın hasta ayırt etmeksizin yeri geliyor sonda takıyorlar. Yeri geliyor vücut bakım temizliklerini de yapıyorlar. Bu çocuklarımızın her daim gusül alması gerektirir mi? Hayır, gusül gerekmez. Gusül gerekmez. Yalnız şöyle bir şey var. Nöbet kime gelmiş ise o bakacaktır. Evet. Bir ikincisi de erkeklere bakması için, kadınların kadınlara bakması için yönetiminde bir planlama yapması doğru olur.
Ama bu zaruret halinde kadın erkeğe, erkek de kadına altını temizler, abdest aldırır vesaire. Bunlardan dolayı mücerret temizlemekten dolayı ya da görmekten dolayı gusül gerekmez. Bir diğer sorum da şu hocam. Sosyal medyada bazı hocalarımız diyor ki kıyamet eli kulağında Hazreti Mehdi inecek, Mescid-i Aksa'da namaz kıldıracak, kıyamet kapımızda. Gerçekten büyük alametler gerçekleşti mi hocam? Kıyamet bu kadar yakın mı? Kıyametin yakın olduğunu Peygamberimiz söylüyor. Ancak Mehdi İsa Aleyhisselam gelecekse o zaman düşünürüz. Ama gelecek diye beklemek, yani onu tembellik yapmak, Aliye İzzat Begoviç diyor ki Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır diyor. Biz şimdi İsrail Müslümanları bombalıyor, sen tut Mehdi'yi bekle, öyle mi? Hepimiz günahkar oluruz. Ya Rabbi, Allah soracak, sen niye cihad etmedin? Malınla, canınla yardım etmedin, dua etmedin, oraya yardım götürdün. Ben Mehdi'yi bekliyordum, öyle mi? Sana Mehdi'yi gösterirler orada o zaman. Mehdi gelecekse vazifesini yapacak. Bizim öyle beklemek gibi vazifemiz yok. Biz hiç vakit kaybetmeden her zaman çalışacağız, cihad edeceğiz. O yalan, tarih verenler de çoğu yanlış söylüyor. Evet, eli kulağında diyorlar hocam. Dört büyük, büyük alametler de gerçekleşti. İşte kıyamet kapıda. Yani bazen o, insanları... Evet hocam. Kıyameti peygamberi, ben ve kıyamet böyleyiz diyor zaten. Ama aradan geçmiş 1500 sene. Daha ne kadar 1500 sene geçer geçmez bilmeyiz. Ama alametleri doğru zuhur etti. Bundan sonra Cenab-ı Hak yine kurtarıcı sadedinde bir peygamber gelmeyecek. Peygamberimizden sonra artık peygamberlik bitmiştir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın güzel kulları olmaz mı? Her dönemde gelebilir. O tür insanlar geldiğinde o kendi vazifesini yapacak. Biz kendi vazifemizi yapacağız. Bizim beklemek diye bir vazifemiz yok. O beklemek başka milletler de var. İşte İsrail bekliyor. Neyi bekliyor? Mesih'i bekliyor. Dünyayı onlar yönetecek, Müslümanları öldürecek. İran neyi bekliyor? İran kendi Mehdi'sini bekliyor. Gelecek Sünnileri öldürecek. Biz böyle bir bekleyen bir milleti, biz Allah yolunda vazifemizi yapmakla görevliyiz kardeşim. Tarih verenler de çok büyük hata ediyorlar. Peygamber Efendimiz bir tarih vermemiştir. İşte yıllardır tarih verenlerin hep yanlış söylediğini görüyoruz. 2-3 sene önce Ramazan ayını hatırlayın. Bu Ramazan diye millet ne kadar bana soru sordu. Dedim bunlar evet, yanlış. Evet. Şimdi aynı şeyi soruyorum. Gene yanlış diyorum. Tarih verenlere itibar etmeyin. Evet efendim. Var mıydı başka sorunuz? Yok. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Razıyız. Rabbim de sizden razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Sağ ol ne kardeşim. Güzel. Konya'ya selamlar efendim. Hayırlı günler diliyorum efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.